Evet, selamlar herkese. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda artık çocuğum için bez serisinin 6. videosuna gelmiş bulunuyoruz. Normal şartlarda aydan aya çekmemiz lazımdı ama biraz ihmal ettik. En son videoyu Mayıs'ta çekmiştik. Mayıs'ın 18'inde şu an Temmuz'a geldik ve sözleşmenin son durumunu sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi buna başlamadan evvel kritik bir soruyu cevaplamak istiyorum. Çocuğunuz için bir bireysel emeklilik sözleşmesi başlatacaksanız tabii ki onun adına da başlatabilirsiniz ya da kendi üstünüze de, ama kendi üstünüze başlatırsanız onu lehtar belirleyebiliyorsunuz. Yani şu çocuğum bu sözleşmenin lehtarı olsun, bana bir şey olursa bu sözleşme ona kalsın. Yani hukuki olarak sözleşmeyi onun üstüne yapabiliyorsunuz. Böyle yaptığınızda avantaj şu oluyor. 10 yıl ve 56 yaş kuralını sizler daha erken tamamladığınız için devlet katkısı tarafında sizler 56 yaşınıza gelince çocuğunuz için yaptığınız sözleşmede aslında devlet katkısının tamamını hak etmiş noktaya gelmiş oluyor. O saatten sonra ister devam ettirirsiniz ister bırakırsınız. Şimdi sözleşmeye geri dönelim. Artık gelinen noktada 13.068 lira olmuşuz. Peki ne durumdaydık? Mayıs ayının 18'inde son durum, burada bakmamız gereken yer şurası, 10.947 liradaydık Mayıs ayının ortasında ve şu anda 13.068 liraya gelmişiz. Ben bu sözleşmeye aydan aya 730 lira ödüyorum. Çok küçük bir rakam ödüyorum ki küçük küçük biriktirildiğine hep birlikte şahit olalım. Şimdi burada biraz özetlemek gerekirse toplamda 7500 lira yatırmışım. 50 lira da ek katkı payı ödemişim. Burada kredi kartından vesaireden bonuslarınızı aktarabiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. Anadolu Hayat emekliliğin ekranları burası. 7500 lirayı fonlarda 4043 liralık bir getirisi olmuş ve 13.068 liraya ulaşmışız. Devlet katkısı getirileri de hemen şurada ayrı bir bölümde bahsediliyor. Devlet katkısı karşılığında bana ödenen 2038 lira var. O da 673 lira gibi bir rakamı kendisi kazandırmış fon bana. Ve hak kazanından tutar şu an sıfır diyor. Çünkü daha sözleşme 3. yılına gelmedi. 3. yıldan itibaren yavaş yavaş hak edişlerim başlayacak. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kesinti var. 1275 lira bu sözleşmenin şu ana kadar yapılan kesintisi. Bunun içinde büyük çoğunluğu da yönetim gider kesintisi olduğunu hatırlatayım. Dolayısıyla yeni açacağınız sözleşmelerde eğer imkan varsa yönetim gider kesintisiz bir planla başlamanızı tavsiye ederim. İmkan yoksa tabii ki ilk 5 yıl ödediğimiz için çok da kafanıza takmanıza gerek yok. Ve şimdi biraz da fonlara bakalım. Bu sözleşmede hisse senedi ve altın fonu tutuyoruz. Dolayısıyla bu fonların hangi fonlar olduğunu burada detaylı fon bilgileri ekranında görebiliyoruz. Burada AHE5'i kullandığımızı daha önce de zaten söylemiştik. Bunu da değiştirmeyi düşünmüyorum. AHE5'le devam ediyoruz ve %20'lik de altın fonumuz var. Burada üzerlerine geldiğimizde bilgilerini görebiliyoruz. Anadolu Hayat emeklilikte. Burada gösterilen 3. fonda devlet katkısı fonu. Şimdi biz onu tam olarak 18 Mayıs'tan bu yana ne kadar kazandırmış bize bu fonlar, bunlara bir bakalım. Şimdi AHE5'i burada ben TEFAS'ta 18 Mayıs olarak başlatıyorum. Süreyi bu tarihe kadar %13,38'lik bir getiri yapmış Anadolu Hayat AŞ'nin AHE5 kodlu fonu. Bu bizim HES'le beraber ikisini aynı kefeye koyuyoruz. Sebebi de şu, çünkü ikisi de BIST 30 hedefli hisse senedi fonları. Bakın HES 13,44 yaparken AHE5'te 13.38 yapmış. Neredeyse ikiz bir şekilde gidiyorlar. Anadolu Hayat Emekliliğin hisse senedi emeklilik yatırım fonu, 310 bin yatırımcısı var. Son bir ayda %12 kazandırmış ve son bir yılda da %157'lik bir getiri yaptığını görüyoruz.
bu sözleşmenin büyük çoğunluğunda hisse senedi tuttuğunu ve riskli bir fon olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ama zaten çocuklarımız için bir BES yaptık ve dolayısıyla önümüzde çok uzun süreler var. Bunun için de alabildiğimiz kadar risk almamız gerekiyor. Bunu bu şekilde değerlendirmiş olduk. Diğeri de altın fonuydu. Orada da Anadolu Hayat Emekliliği'nin altın fonu maalesef nötr bir katkı, 18 Mayıs'tan bu yana ciddi bir katkı yapmamış sözleşmeye. Hatta hiçbir katkısı olmamış denilebilir. Orada da 500.000 yatırımcı var. Peki bu kadar kötü giderken neden bunu tutuyoruz? Tabii ki altında bir beklenti var. Uzun vadede altın da kazandırıyor. Bunun yanında biraz da dolar TL riskinden dolayı bir miktar sözleşmelerde eklemeyi ben doğru buluyorum. Açıkçası piyasalarda işler bir anda rüzgar tersine dönebiliyor. Bu yüzden bu altın fonunu tutuyoruz. Diğeri de devlet katkısı fonuydu. Onu da emsalleriyle kıyaslamamız gerektiği için buraya ben devlet katkısı yazacağım. Onlar arasından seçeceğiz. Devlet katkısı fonları içinde 18 Mayıs'tan bu yana en çok getiren AXA'nın katkı fonu olmuş. AGESA ile devam ediyor. Burada Anadolu Hayat'ın benim almak zorunda olduğum, aslında biz seçmiyoruz. Biz sadece burada emeklilik şirketini seçiyoruz. Emeklilik şirketini seçince de otomatik olarak Anadolu Hayat emeklilik katkı devlet katkısı fonunu seçmiş olduk. 7,64'lük bir getirisi olmuş o tarihten bu yana. Bakın altın fonundan ne kadar fazla kazandırdığını ve sözleşmeye ne kadar pozitif etki ettiğini görüyoruz devlet katkısı fonunun. Ama hala insanlar devlet katkısını beğenmiyorlar ve ben de ısrarla söylüyorum. Devlet katkısı fonlarını beğenmiyorlar ama 2023 Şubat depreminden sonra burada bir oyun değişikliği oldu ve işler değişti. Bundan sonra da iyiye gidecektir. Hisse senedi piyasası pozitif olduğunda ve faizler bu nevi yüksek devam ettiği sürece bu fonlar da çok ciddi katkılar yapacaktır sözleşmelere. Anadolu Hayat Emeklilik %7,5 katkıyı yaptığını söyledik. Bakın burada yatırımcı sayısına dikkatinizi çekiyorum. 1 milyon 851 bin yatırımcısı var. Yani Anadolu Hayat Emekliliği tercih ettiğinizde devlet katkısı paylarınız, özellikle faizli fonlar seçiyorsanız diğer tarafta bu fona yükleniliyor ve burada devlet tahvili ve hisse senedi gibi çeşitli yatırımlar yapılıyor. %7'lik bir getiriyi yapmış. Dolayısıyla sözleşmenin son durumu buydu. Özellikle çocuklar için yapılan sözleşmelerde fon seçiminde uzun vadeli getiriyi yapabilecek potansiyeli olan fonlara yönelilmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Özellikle temasız fonlarda daha iyi sonuçlar elde edilecektir. Temasız fonlar dediğimizde işte bakın hisse senedi fonu yazıyor sadece adında. Ekstra bir şey yazmıyor. İşte teknoloji vesaire yazmıyor. O işlere girdiğimiz zaman fon tematik bir fon haline geliyor. Dolayısıyla çok uzun vadeli performansı sizi tatmin etmeyebilir ama kısa vadelerde zaten o çıkışlar olabilir. Mesela teknoloji fonları tematik fonlardır. Buraya teknoloji yazdığımızda ve bir yıllık sıraladığımızda iyi getiriler görebiliriz. Hatta Anadolu Hayat'ında bir teknoloji fonu var iyi bir durumda. Ancak 3 yılda belli bir miktar yol alsa da 5 yılda henüz verisi yok Anadolu Hayat'ın. Ayakta kalması çok kolay değil. Mesela AGESA'nın yabancı olmasına rağmen 5 yıllığı var. O %600'de kalmış. Dolayısıyla burada 5 yıllıkta temasız fonlarda 25 kat gitmek varken kendinizi kısıtlamayın. Özellikle çocuklarınız için yaptığınız bu tarz çok uzun vadeli sözleşmelerde piyasaya izin verin. Bu tarz temasız fonları değerlendirebilirsiniz ama sektörel olarak piyasayı ben okuyabiliyorum. Hocam hangi fonun gideceğini ben biliyorum. Teknoloji fonu ne zaman gider biliyorum diyorsanız o zaman zaten söyleyeceğim bir şey yok. O değişiklikleri kendinize göre yapabilirsiniz. Bir de bu videoyu bu noktaya kadar izleyenler için ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Çocuğunuz için seçtiğiniz fonlarda ya da kendi sözleşmenizde de olabilir.
10 yıllık, 20 yıllık performansları merak ediyorsanız Osmanlı Yatırım'ın çok güzel bir web sitesi var. Onu size göstermek istiyorum şimdi. Şimdi sayfanın adı yatırımdirekt.com. İster TEFAS fonlarına yatırım yapıyor olun, ister de BEFAS fonlarına, buradan dilediğiniz fonun geçmiş tarihli, uzun vadeli performansına bakabilirsiniz ve bakabileceğiniz belki de tek site burası. Diğerlerinin sonuçları çok doğru olmayabiliyor. Mesela burada bizim Aksa Hayat'ı değil de şuradan arama yapalım. AHEBEŞ'i konuştuk bugün. AHEBEŞ'e bakalım. AHEBEŞ'e geldiğinizi varsayıyorum. Ve şurada fonun sağ tarafını tarih aralığı gireceğiz. Ben 10 yıllığını merak ediyorum. Diyelim ki çocuğum için aldım. 10 yılda bana ne kazandırdı bu fon? Buna bakacağım. Şimdi şurada tik işareti var. Tıklıyorum. Bana 10 yıllık getirisini getirecek AHEBEŞ'in 10 yıllık kazancını. Bakın %3128 getirmiş yatırımcısına bu fon. Yani 10 yıl boyunca, 10 yıl önce bu fonu alan şu anda 31 kat, 32 kat gitmiş durumda. Tabi burada buna bakarken 10 yıl öncesine bakıyoruz ama 10 yıl önce gerçekten böyle bir fon piyasada var mıydı? O da önemli. Yani fonunuzun ne zaman piyasaya arz edildiğinde bilmeniz lazım. 10 yıl önceki bir verisi yoksa buradan bir sonuç çıkaramayacaksınız. Genel itibariyle çocuğum için 5 serisinde 6. bölüm böyleydi. Kafanıza takılanları videonun altından bizlere ulaştırmayı unutmayın.